Tarihin aynasında sizi seyrediyorum diyordu İsmet Paşa. Suçluların telaşı içindesiniz. Tablo tam olarak budur. Evet. Tarihin aynasında 21 yıldır bir biçimde iktidarı elinde tutan bir biçimlerin altını çiziyorum. Tırnak içine alıyorum. Çünkü bu ülkede bu arkadaşlar %34 ile iktidar oldular 2002'de. O seçimlerdeki manipülasyonu biliyorsunuz. DYP ve ANAP birleşmesi son anda bir Fethullah Gülen operasyonuyla engellendi. 9,5'lu oylarla hem DYP hem ANAP baraj dışında kaldı. Cem Uzan diye bir adamın genç partisi, efendim ekmek arası dönerlerle İbrahim Tatlıses konserleriyle %7 oy aldı. Böylece %34 ile parlamentonun 1/3'ünü ele geçirerek iktidar oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi kadroları. O kadrolar da zaten emperyalizmin Irak harekatına karşı durduğu için iktidarını kaybetmek durumunda bırakılan Bülent Ecevit koalisyonunun görevden alınması sonrasında bir araya getirilmiş Refah Partisi artıklarıydı. Güya milli görüş gömleğini çıkaranlar. Şimdi bu %34'lük seçimden hemen sonra 2004 yerel seçimlerinin ardından ilk iş olarak tırnak boyası ortadan kaldırıldı. Arkasından seçmen kütüklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenmesi yetkisi İçişleri Bakanlığı'na devredildi. O zaman daha henüz yargı ele geçirilmemişti. Mezardakileri falan kaldırıp da 2010 referandumuyla yargıyı FETÖ'ye teslim etmemişlerdi. Arkasından Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle seçimler manipüle edilmeye başlandı. Hatırlayın, 2009 yerel seçimlerinde çöplüklerden oy pusulaları toplandı. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yüz binlerce. Arkasından 2014 seçimlerinde gece yarısı seçen trafolara kediler girdi. Saat 23'te önde olan Mansur Yavaş'ın sabaha karşı geriye düştüğünü gördük. Ankara seçimleri değiştirildi. En son hatırlayın yine, yani hafızayı beşer nisyan ile malûldür ama bu kadar uzun değil mesela. 2019 yerel seçimlerinde 29 Mart'ta arkadaşlar billboardları bile hazırlamışlardı. 3000 oy farkla kazandık diyen bir Binali Yıldırım fotoğrafı hatırlıyorum örneğin ekranlarda. Ve İstanbul'un birçok yeri gönül belediyeciliği kazandı diye Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'la afişlerle donatılmıştı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin sandıklara sahip çıkması, Ekrem İmamoğlu ekibinin o ıslak imzalı tutanakları anında yazılımla bilgisayar sistemine aktarıp Anadolu Ajansı manipülasyonuna fırsat vermeden yarım saatte bir Ekrem İmamoğlu'nu ekrana çıkararak önde olduğunu açıklamasıyla 13-14 bin oy farkla ilk seçim kazanıldı. Sonra yok bir şey olmadıysa da bir şey olmuştur gibi bir şey uydurdular. Aynı gene Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle, bunu çok altını çiziyorum çünkü aynı kafadaki bir Yüksek Seçim Kurulu, ona da geleceğim şimdi, marifetiyle aynı zarftan çıkan 4 pusulanın 3'ü geçerli, 1'i geçersiz sayıldı ve sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilendi. Bütün seçim yenilenseydi şu anda İstanbul'da o 25 belediyeden en az yarısı daha CHP'li belediye başkanları tarafından kazanılmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir CHP çoğunlukta olmuş olacaktı. Devam ediyor manipülasyon. Nasıl devam ediyor? Örneğin ismi lazım değil, bir bakan beni mahkemeye veriyor. Hakaret etmişim kendisine diye. Mahkemeden geliyor 216'ya 2. Devlet memuruna hakaret. Bakan devlet memuru. Kime göre? Türk yargısına göre. Aynı bakan Yüksek Seçim Kurulu'na göre devlet memuru değil. İstifa etmesi gerekmiyor. Efendim mecliste yemin etmişmiş. Böyle bir garabet. Bakın başka bir şey söyleyeyim. Örneğin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ogan, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan diye 4 adayımız var değil mi? Biri gayrimeşru. Birinin şu anda tekrar aday olması imkanı ve ihtimali yok. Anayasanın 101. maddesi çok açık. Bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bitti, nokta. Bunun ne izahı ne mizahı yok. Ama bir Yüksek Seçim Kurulu var. Yok diyor. 16 Nisan 2017'de
sistem değişti. Bu sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Ya anayasada böyle bir madde var mı? Yok. Adam anayasa koydu. Anayasaya kendisi madde ilave etti. Kim? 11 tane yüksek seçim kurulu üyesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul ediyor. Peki 4 aday var. Hani demin dedin ya sen sevgili Fatih Ertürk, adil bir seçim yapamayacak mıyız? Yapamayacağız kardeşim. Niye? Ya 4 aday var. Sinan Ogan kendi başına adamcağız dolaşıyor. Muharrem İnce hazine yardımı yok, şu yok, bu yok, kampanya yapmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu işte partisinin hazine yardımından aldığı parayı Cumhurbaşkanlığı kampanyasında kullanması yasal olarak mümkün değil. O yardımlarla götürüyor. Ama 4. aday ya örtülü ödeneği kullanıyor, Cumhurbaşkanlığı'nın uçaklarını kullanıyor, her yerde açılışlar yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ve bu Yüksek Seçim Kurulu karar alıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaftır. Siz şimdi yani ringe iki boksör çıkarıyorsunuz. Birinin elini kolunu bağlamışsınız. Öbürünün de yanına Yüksek Seçim Kurulu diye, vali diye, kaymakam diye, bakan diye bir sürü adam, 10 kişi ringdeki 1-2 adamı dövmeye çalışıyor. Böyle bir seçime gidiyoruz. Şimdi daha detaylandırayım. Bu seçimler kazanılmıştır. Bak altını çiziyorum. Bu seçimler, ya da şöyle söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından kaybedilmiş seçimlerdir. Kamuoyunun, bakın ben 1,5 yıldır arazideyim. 1,5 yıldır Türkiye'nin neredeyse 60'a yakın ilini dolaşmış bir adam olarak söylüyorum. Sağda da yoklar, halkın gönlünde de yoklar. Fakat işte bu manipülasyonlarla, şimdi bakın, bakanın biri kalkıyor diyor ki, efendim diyor, seçimlerde diyor muhalefet kazanırsa, yani Millet İttifakı kazanırsa darbe olmuş olur. Bir başkası diyor ki seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye'nin bağımsızlığına karşı darbe yapılmış olur diyor. Cumhurbaşkanı olarak seçimlere katılan Cumhurbaşkanı adayı çıkıyor diyor ki bu seçimlerde diyor millet Kandil'le ittifak halinde olanlara asla bu koltuğu teslim etmez diyor. Sandıkları sana mezar edecek diyor. Evet. Şimdi bu jargon, bu demin söylediğim İsmet Paşa'nın lafı, tarihin aynasında sizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesin. Bu suçluluk telaşı. Niye? Çünkü 21 yıllık iktidarlarında o kadar çok suç biriktirdiler. O kadar çok yolsuzluğa bulaştırdılar. Devlet gücünü kullanan insanlar vasıtasıyla yolsuzluğa bulaştırdılar. Bakın en son depremde gördük. 7 defa imar barışı adı altında imar affı çıkararak yüz binlerce usulüne uygun yapılmamış konutu iskana açtılar ve yüz binlerce insanımız enkaz altında kaldı. Resmi kayıtlara göre 50 binin yaşamını kaybetti. 50 bin insan. Fatih Bey, o 50 bin insanın her biri bir ailenin babası, evladı, bir kadının kocası, bir genç kızın sevgilisi ya da birinin nişanlısı. 50 bin insandan söz ediyoruz ya. Biz büyük taarruzda 50 bin can kaybetmedik. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzda 50 bin can kaybetmedik. Şimdi geldiğimiz, bakın o 1984'ten beri neredeyse 40 yıldır devam eden PKK terör örgütüne karşı mücadelede inanın bana 50 bin can kaybetmedik. Vahim bir şey. Ve bu sırf bu iktidarın İmar rantına Türkiye'yi teslim etmesinin, imar affı adı altında usulsüz binaları affetmesinin sonucu olarak yükselen bir grafik. Başka, bu iktidar döneminde Türkiye, hatırlayın 2002'de bu arkadaşlar iktidar olurken 3Y demişlerdi. Yolsuzluklar, yasaklar, efendim neydi bir de? 3Y. Yolsuzluk. Yolsuzluk. Yolsuzluklar. Yasaklar, yasaklar ve yoksulluk. Ve yoksulluk. Bu üçüyle mücadele edecek. Yoksulluk tavan yaptı. Yolsuzluk tavan yaptı. Yasaklar tavan yaptı. Şimdi bak, Göbels taktikleri bunlar.
sevgili Fatih Ertuğrul. Fahrettin Altun diye bir arkadaş var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Zannedersin siyasi parti lideri. Sabahtan akşama kadar siyaset yapıyor bu arkadaş. Halbuki bu arkadaş devlet memuru. Devlet memuru. Hani bakanlar da Yüksek Seçim Kurulu'na göre devlet memuru değil ya. Onlar mecliste yemin etmiş. Ya bu adam yemin de etmemiş. Atanmış memur. Her gün muhalefette şuna buna laf yetiştiriyor. Şimdi bir yandan binlerce trolü maaşa bağlamış bir organizasyonla boğuşacaksınız. Bir yandan bu Fahrettin Altun denilen arkadaşın işte bir takım bağlantılarını çözmeye uğraşacaksınız. Bir yandan iktidar sahiplerinin ki bu bakın 16 bakanın 14'ü aday şu anda. Ve bunlar bakanlığın bütün olanaklarıyla sahadalar. Şimdi düşünün şimdi ben hafta sonu Mersin, efendim Erdemli, Silifke, Anamur, Gülnar, Mut oraları dolaştım. Ali Mahir Başarır kardeşimiz orada bir çalışma yapıyor. Karşısında çalışan Nurettin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanı. Adam bütün devlet olanaklarıyla çalışıyor. Süleyman Soylu denilen İçişleri Bakanı İstanbul'da devlet olanaklarıyla çalışıyor. Bir de bugün Muharrem Erkek açıkladı. Bakanlıkta GAMAR diye bir organizasyon kurmuşlar. Seçim takip sistemi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre seçimler başladığı andan itibaren ki şu anda başladı. Sonuçlanıncaya kadar bütün yetki kimdedir? Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. GAMAR diyor ki tanıtım şeyini belki görmüşsünüzdür. Orada diyor ki sayın valim diyor hangi sandıkta oy kullanma başladı, hangi sandıkta bitti, hangi sandıkta ne oldu? Bunları diyor anlık olarak verileri giriyoruz. Kimsiniz siz ya? Hangi yetkiyle, hangi anayasal yetkiyle, hangi yasadan aldığınız yetkiyle siz seçimleri takip ediyorsunuz kardeşim? Yüksek Seçim Kurulu ne iş yapıyor? Bakın size başka bir şey söyleyeyim. Hatırlayın 2019 seçimlerini. Yüksek Seçim Kurulu'nun Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilerle Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığı söylenmişti. O zamanki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, hani şu dört pusuladan üçünü geçerli sayıp birini geçerli saymayan arkadaş, dedi ki vallahi dedi biz Anadolu Ajansı bizim abonemiz değil, biz ona veri akışı sağlamıyoruz. Evet, hatırlayın bunu. Anadolu Ajansı seçim sonuçlarıyla ilgili verileri AKP Genel Merkezi'nden alıyor kardeşim. Şimdi bu durumda... Bu seçimlerde de aynı şey olacak. Evet, şimdi bu durumda, bu seçimin neden bu kadar telaşta olduklarını anlatmak için bunları söylüyorum. 2004'ten beri Türkiye'de yapılan bütün seçimlerde iktidar tarafından belli manipülasyonlar yapılmıştır. Atı alan Üsküdar'ı... Bakın 2017 referandumunu hatırlayın. En az 1-1,5 milyon oy farkla hayır çıkmış iken sayım başladıktan sonra peçete kağıdına yazılmış bir kıytırık dilekçeyi ciddiye alan bir Yüksek Seçim Kurulu 11 üyesinin 10'unun katılımıyla bir üye muhalif kalarak oy çokluğuyla mühürsüz oyların geçerli olacağına karar verdi. Niye? Çünkü anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu kararları son merci, itiraz edemiyor. Ve o hayır çıkmış referandum evet'e döndü ve biz 96 yıllık rejimi kaybettik Fatih Bey. Şimdi bu ucube sistemi değiştireceğiz. Yok efendim güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz falan filan diye konuşuyoruz. Bunun hepsinin sebebi bu Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle 16 Nisan 2017 akşamı yapılan manipülasyondur. Bütün bunları görerek hala söylüyorum ki bu seçimi bu iktidarın kazanma şansı yoktur. Bunu gördükleri için şimdi artık daha farklı manipülasyonlar peşindeler. Bir tek şeyi söyleyeyim. Bütün muhalefet partilerine, az önce Gelecek Partisi adına konuşan Sayın Serkan Özcan da söyledi. Asla korkuyu beslememek lazım. Asla yılgınlığa yol açmamak lazım. Bu 190 küsur bin sandığın tamamına sahip çıkıldığını milleti ikna etmek lazım. Sen oyunu kullan, oyun bize emanettir diyebilmek lazım. Ve aynı 2019 29 Mart seçimlerinde İstanbul'da kurulan o bilgi işlem sistemini, bilgisayar yazılımını Türkiye geneline uygulayıp anında verilerin girilerek Anadolu Ajansı'nın açıklamasına meydan bırakmadan seçim sonuçlarını açıklayacak bir seçim takip sistemini bu arkadaşlarımızın oluşturması lazım.
Yoksa yani bu, ben %100 katılıyorum sizin tespitinize, Serkan Bey'in tespitine. Yani bunların bütün gayreti, acaba bunların sandığa gitmesini engelleyebilir miyiz? Korkuyu yayabilir miyiz? Vay efendim, seçim şöyle olursa darbe oldu diyecekler bilmem ne. Ben size bir şey söyleyeyim. Dünya artık böyle 1920'lerin, 30'ların dünyası değil kardeş. Maskaraya dönerler, maskaraya. O seçim bitsin. Kemal Kılıçdaroğlu kazanmışsa, parlamento bir biçimde oluşmuşsa, ona darbe demek, bilmem ne yapmak, yok seçim sonucunu tanımamak falan, Türkiye Patagonya değil. Onun için bu tür şeylere hiç itibar etmemek lazım. Bu seçime, ama tekrar söylüyorum, buradaki sorun, bitiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Altılı Masa bileşenlerinin birbirlerini naksedecek bir takım davranışlardan kaçınmalarıdır. Millete güven verecek bir somut seçim takip sistemi ve sandıklara sahip çıkıldığını göstermelidir. Bakın en son bir şey. Son biliyorum. Denizli'de doğruysa eğer, bir ilçede 400 küsur sandıkta şu anda CHP müşahidi yok. Niye yok? İşte oradaki örgüt efendim müşahit bildirmeyi unutmuş. Pamukkale'de. Evet. Neyse, bazı yerlerde de var bu. Bazı yerlerde de var. Size son bir örnek vereyim. 2017 referandumunda Konya'da 136 sandıkta tam katılım, tam evet çıktı. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Evet. Peki. Evet. 12 Eylül döneminde, pardon, 12 Mart döneminde Maltepe sigaraları vardı. Maltepe sigarasının üstünde de Maltepe sigarası amblemi vardı. Bu sağcı zehir afiyeler Maltepe sigara ambleminden orak çekiç ürettiler. Maltepe sigaralarının amblemini değiştirmeye kalktılar. Tekel üretiyordu o zaman. Sigara sağlığa zararlıdır. Neyse, belirtelim. Sigara sağlığa zararlıdır. İçmeyin. Eyvallah. Şimdi dikkat ettim de demin gösterdiğiniz bu Fatih Erbakan denilen arkadaşım partisinin adayı Çiğdem Kulalı seçkin mi dediniz? Evet. Demek ki hanımefendi fotoğrafının görünmesinden rahatsız olacak bir hanım değil. Çünkü evlenmeden önceki soyadını kullanıyor, bakın. Evet. Çiğdem Kulalı seçkin. Belli ki Çiğdem seçkin olmuş sonradan. Ama evlenmeden önceki soyadını kullanacak kadar da kendi kişiliğine sahip bir hanım mı? Bunu tabii tek kişi üzerinden böyle bir yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bir anlayış. 1950'den beri Türkiye'de iktidar olan hemen bütün sağ partiler, hiç ayrım yapmadan söylüyorum, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, işte sağ, o zamanki Milli Selamet Partisi, şu bu, hepsi, tamamı din istismarı ile oy devşirmeyi adeta genetik bir kazanım olarak bünyelerinde taşıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Yani Adnan Menderes, siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz diye başladı. Said Nursi'nin elini melini öpmeye kalktı. Said Nursi dediğim bildiğim vatan haini. Hainin önde gideni. Hainin önde gideni. Onun elini öperek başladı. Halbuki Adnan Menderes'i Çakırbeyli çiftliğindeki evinden alıp, genç bu adam, aklı başında bir adam deyip milletvekili yapan Mustafa Kemal Atatürk. Partisinin genel başkanı Celal Bayar aynı zamanda Kuvayi Milliye'nin galip hocası. Ege Kuvayi Milliye'sinin galip hocası. Efendim Süleyman Demirel bana savcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz dedi. Sokaklarda payır payır adam öldürüyorlardı. Gitti Gökçeada'da Ticani Tarikatı lideri Kemal Pilavoğlu'nun elini öptü. Meydanlarda Kur'an-ı Kerim salladı. Süleyman Demirel. Sonra en fazla İmam Hatip okulunu ben açtım diye övündü. Değil mi? Bu Adnan Menderes döneminde köy enstitülerinde kız öğrencilerle erkek öğrenciler yan yana okuyorlar. Orada komünist yetiştiriliyor diye canım köy enstitülerini kapattılar. Sonra Süleyman Demirel işte darbelerle devrildi, biraz aklı başına geldi, sonradan değişti ama mesela Turgut Özal geldi. Nakşibendiyim ben dedi adam ya. Onun bakanları tarikat tarikat dolaştılar. Efendim işte Doğru Yol Partisi malum, Milli Selamet Partisi malum. Siz demin örneğini verdiniz. Ya bu
Necmettin Erbakan denilen arkadaş, Allah rahmet eylesin, çıktı da parlamento kürsüsüne. Bu ülkede dedi milli görücük dar olacak, tatlı mı olacak, acı mı olacak, kanlı mı olacak, kansız mı olacak dedi adam açık açık. AKP kuruldu geldi. Güya milli görüş gömleğini çıkardık, yeni gömlek giydik. Biz muhafazakar demokratız, bilmem neyiz falan filan. Ya yani en son lafı Taliban'la, Taliban zihniyetiyle aramızda bir fark yoktur dedi ya. Şimdi Taliban zihniyetiyle aramızda fark yoktur diyen kim? Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin cumhurbaşkanı. Peki Taliban zihniyeti olarak bizim tanıdığımız ne? Kadınların sokağa çıkmasını yasaklayan, kız çocuklarının okumasını yasaklayan. Ama tanışma kendi karıları, kendi karıları hasta oldu mu bakacak kadın doktor arayan böyle bir psikopatolojik vaka, hekim olarak. Bu psikopatoloji bu. Bu ruh sağlığı bozukluğu bu. Yani ciddi söylüyorum. İslam'a da hakaret bu. Geçen akşam bir televizyon kanalında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi de Suudi Arabistan gibi uydurulmuş dine dayalı bir referansı uydurulmuş din olan bir teokratik devlete dönüştürmek istiyor dedim. Bir takım aklı evveler hoplamışlar. İslam'a uydurulmuş din dedi. Hayır, İslam'a demedim. Ya Suudi Arabistan'da şeriat var diyorlar değil mi? Şeyde de şeriat var. Afganistan'da da Taliban şeriat yönetimi diyor. Şeriat yönetimi ne demek? Kur'an-ı Kerim'in amir hüküm olması demek değil mi? Şer'i mahkemeler var. Suudi Arabistan'da şer'i mahkeme, atıyorum sizi ya da Yaşar Başkan'ı ya da beni dine aykırıdır diye ölüme mahkum ediyor. Kral affediyor. Kral mı büyük, Allah mı büyük? Uydurulmuş din tam olarak bu. Yani adam Amerika Birleşik Devletleri adına dünyanın en zengin petrol yataklarının üzerine oturmuş. Kendi ülkesinde şeriat yok hakim diyor. Gariban Bedevi çölde hala daha susuz bilmem nesiz yaşıyor. Ama kraliyet ailesinin 1200 civarında prens ve prensesi Monte Carlo kumarhanelerinde, Côte d'Azur sahillerinde bikinilerle milyarlık yatlarda keyiflerini çatıyor. Uydurulmuş din dediğim bu. Uydurulmuş din dediğim gerçek İslam'la alakası olmayan Doğu toplumlarını, petrol coğrafyası toplumlarını emperyalizm adına sömürme düzeninin devamını sağlayan bir anlayış. Bakın şey dediniz, erkek egemen toplum dedi demin Berhan. Abi bu erkek egemen toplum falan değil. Bu düzen erkeklerin de canını okuyor, merak etmeyin. Bu düzen emperyalist egemen bir düzen. Ciddi söylüyorum. Bu ülkenin kadını, erkeği yıllardır ve yıllardır eğer Atatürk dönemi olmasa insan sınıfına alınacak gibi değil ya. Osmanlı 600 yıl bu topraklarda hüküm sürdü değil mi? 600 yıl. 1299 1900 efendim 22. Ha? Hatta 1918. 623 yıl. 623 yıl, bravo. 623 yıl hüküm sürdü. 1923'te biz cumhuriyeti kurduk kardeşim. Okur yazar oranı erkeklerde %7, kadınlarda %4. 7 artı 0,4'ü topla böl 2'ye 3,5 kardeşim. Nüfusun sadece %3,5'unu okur yazar edebilmiş. Niye? Çünkü 600 sene boyunca konuştuğu dilin alfabesini yasaklamış millete. Yok. Uyduruk bir alfabe getirmiş. Arapça desen Arapça değil, Farsça desen Farsça değil, Sanskritçe değil, ne diyorsan de Osmanlıca. Sesli harfleri olmayan bir alfabe mahkum etmiş. 400 yılda Osmanlı ülkesinde basılan kitap sayısı Paris'te bir ayda basılan kitap sayısından az. 400 yıl. Ha? Cumhuriyet gelmiş, 1928'de harf inkılabı yapmış. Bunların bazı adlarının önünde profesör yazan çakma tarihçileri var. Hülülülülü. Harf inkılabı oldu, dilimizden olduk, arşivlerimizi okuyamadık, dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz. Git lan dedenin mezar taşını o gün de okuyamıyordun. %3,5 be okur yazar. Anadolu'da tüten bir tane fabrikanız bahçesi yok. Çocuğun altına saracak bez yok. Hasta olsan kullanacak ilaç yok. Salgın hastalıkta kullanacağın aşı yok. Duvara çakacak çivi yok. Çayına koyacak şeker yok. Erzurumlu babasının ayrına kıtlama içmiyor. Keserle kırıyor kaya şekeri. Ha?
Bunların hiçbiri yok. 1926'da bu cumhuriyet. 1926'da dikkatini çekiyorum. Kurulduktan 3 yıl sonra. Kayseri'de uçak fabrikası orada uçak üretiyor 1929'dan itibaren. 1932'de Türkiye'yi ziyaret eden İran Şahı'na 2 tane uçak ediyor diyor Mustafa Kemal. 1932 dünyasında uçak üretip ihraç eden 5 ülkeden biri Türkiye. Türkiye'nin 1940'da açılan Etimesut uçak fabrikasında ürettiği dünyanın ilk ambulans uçağı şu anda Danimarka Havacılık Müzesi'nde sergileniyor. Gitsinler de görsünler bu aklı evveller. Şimdi uçuyorlar ya, şunu yaptık, bunu yaptık. Bak, bu zihniyeti tekrar hakim kılmak istiyorlar bu ülkede. Samimiyetle söylüyorum. Yoksa inan bana, kavgaları var. Mustafa Kemal ne diyor? İnsanoğlu diyor, iki kanatlı bir kuşa benzer. Mümkün müdür ki kanadının birini bağlayıp öbürüyle mesafe alabilsin? İki kanat ne? Kadın ve erkek. İnsan bu. Madem Allah'ın insanı yarattığına inanıyorsunuz, Allah'ın yarattığı kadını niye aşağı görüyorsunuz siz ya? Allah kendi yarattığı kadını yasaklara sokmak istese, onu senin de kullandığın gibi tesettürlü yaratırdı. Çok mu aciz yani yarattığı kadına iki tane başörtüsü takmakta? Kardeşim, Allah'a da bühtan ediyorlar. Gerçek İslam'la da alakası yok. Gidin bakın. Şimdi dolayısıyla bu anlayış, bu emperyalist egemen toplum anlayışı bu. Bütün doğuda böyle ha. Bakın 57 ile sayılıyor şimdi İslam ülkeleri. Aşağı yukarı 1 milyar 400 milyon nüfus. Yani 8 milyarlık dünya nüfusunun neredeyse işte 6'da biri veya 5'te biri her neyse. Ya arkadaş, bu coğrafya yani bu İslam dünyasında yılda üretilen bilimsel makale sayısı Japonya'nın yarısına ulaşmıyor kardeşim, 56 ülkede ya. Neyle anlatacağız bunu biz? Nasıl oluyor da Mustafa Kemal'in Türkiye'sinden bir Aziz Sancar çıkıp Nobel alabiliyor? Bir Gazi Yaşargil beynin merkezine ilk cerrahi müdahale yapan tıp doktoru olarak Zürih'te, İsviçre'de adına kürsü kuruluyor. Tarık Minkari gibi dünya tıp literatürüne geçmiş adamlar yetiştiriyor bu cumhuriyet 1923'te kurulduktan sonra. Hulusi Behçet gibi 1937'de dünya tıp literatürüne giren ilk dermatoloji yani cildiye profesörünü yetiştiriyor. Ha? Sara Aktikleri yetiştiriyor, İhsan Ketimleri yetiştiriyor dünya jeoloji bilimlerinin kurucularından. Bunları yetiştiriyor bu cumhuriyet. Peki nasıl oluyor da kardeşim diğer 56 ülkeden bir Allah'ın kulu çıkıp Allah rızası için bir tane bilimsel buluş yapamıyor? Bu kafada uydurulmuş din. İnanın bana gerçek İslam'la ilgisi yok. Gerçek İslam'ın en özgürce yaşandığı ülke Atatürk Türkiye'si. Niye? Çünkü gerçek İslam'ın tek kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i 1400 yıl sonra Elmalılı Hamdi Yazır'a mealini hazırlatıp milletini Allah kelamıyla buluşturan adamın adı Mustafa Kemal Atatürk kardeşim. Benim kütüphanemde vardır ve sık sık okurum Türkçe mealini, evet. Anlayarak, evet. Evet. O tadına vararak. Yani Allah'ın ikra diye, oku diye indirdiği bir kitabı duvara çivileyen bir anlayışa İslam diyorlar. Tamam. Duvara çivilemiş ya. Elini alırken öp koy, öp koy. Ulan bu altı üstü. Odundan üretilme, selülozdan üretilme kağıt da onun içindeki Allah kelamıdır kutsal olan. Onu da okuyup öğreneceksin kardeşim. Bunu yasaklamış. Bak söylüyorum, 600 yıl Osmanlı hüküm sürmüş. Niye acaba 36 padişahın birinin bile aklına gelmemiş lan şu Kur'an-ı Kerim'i şu milletin anlayacağı dile çevireyim de bir okusun anlasın dememiş acaba? Sizce niye? Çünkü Gazali'den itibaren yani 10. yüzyıldan itibaren İslam dünyasını yöneten bütün egemenler, padişahlar, şahlar, şeyhin şahlar adını ne koyarsan koy, akli İslam'ın değil, yani Mutezile döneminin ilk 500 yılın akli İslam'ının değil, Horasan erenleriyle Anadolu'ya gelen ve kadını toplumun ana ögesi sayan Anadolu İslam'ını değil, o Muaviye denilen, Yezid denilen heriflerin Emevi İslam'ını hakim kıldılar. Niye? Biat toplumu kolay yönetilen toplum kardeşim. Kadınıyla özgür olan toplum zor yönetiliyor. Mustafa Kemal ne yaptı? 1923'te geldi. 1924'te hilafeti kaldırdı. 1926'da Türk Kanunu Medenisi Mahmut Esat Bozkurt. Nurlarda yatsınlar.
600 sene boyunca büyükbaş hayvanını sayıp kadınını nüfustan saymayan bir anlayışın yerine kadını erkekle eşit falan değil, insan olarak eşit birinci sınıf yurttaş yaptı. Onun için demin sevgili Berhan söyledi, biz de yeniden Atatürk Cumhuriyeti manifestomuzda 23 Nisan'da yayınladık, bütün partilere de gönderdik, umarım okumaya fırsatları olur. Dedik ki Cumhuriyet bir kadın ve kültür devrimidir. Bir bilim ve sanat özgürleşmesidir, bir Türk Rönesansı'dır. 400 yıl gecikmiş bir Türk Rönesansı'dır. 400 yılımızı tükettiler bunlar bizim. Şimdi o Cumhuriyet'in kadın ve kültür devrimini, bilim ve sanat özgürleşmesini boğazlamaya çalışıyorlar. Bu zihniyet. Onun için biz 14 Mayıs'ta bu zihniyetten kurtulacak mıyız? Taliban Cumhuriyeti mi olacağız? Yoksa Atatürk Cumhuriyeti mi olacağız? Buna kadar. Ey milletim, bak Türkiye'nin bütün kadınları, 32 milyon kadın seçmen size sesleniyor. Evlerinize kapatılmak istemiyorsanız bu kafayla. Aha bak şu fotoğrafta gördüğün gibi ancak silüetin olsun denmesini istemiyorsanız kesinlikle bu düzenin değişmesi için oy kullanın. Samimi söylüyorum. Parti kaygısı falan yok. Bak ben Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak buradan şeref sözü veriyorum. Bu iktidar değişsin, yeni gelen iktidarın da bizim yeniden Atatürk Cumhuriyeti manifestomuzda sunduğumuz öneriler doğrultusunda yeniden layık bilimsel eğitim, yeniden toplumcu kamucu sağlık hizmeti, yeniden dört denge esasına dayalı üretim ekonomisi, yeniden bölge merkezli mütekabiliyet esaslı dış politika, yeniden kadının birinci sınıf yurttaş olması, yeniden gençlerimizin dünya çocuklarıyla yarışabilecekleri bilimsel bilgiyle donatılması, yeniden yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza sahip çıkılması konusunda takipçi olacağız. Bunları talep edeceğiz. Ama Allah aşkına bizim önce demokrasiyi korumamız lazım. Bak demokrasinin olmazsa olmazı sevgili Fatih Ertürk laikliktir kardeşim. Laiklik adam olmaktır. Adam. Kestirmeden söylüyorum. Laiklik aklın özgürleşmesidir. Laiklik hiç kimsenin inancıyla, düşüncesiyle ilgilenmemektir. Laiklik insanlara iyi insan mı, zararlı insan mı diye bakabilme kültürüdür. Laiklik bu. Yok efendim, laik olan devlettir, insan laik değildir. Hadi oradan be. İnsan taş bina mı kardeşim? Bak burası bir bina. Ne burası? Flash Haber TV. Flash Haber TV, Flash Haber TV olarak yapan bu bina mı? Buradan al götür başka bir binaya koy gene. Kim yapıyor? Yes. Fatih Ertürk yapıyor. Kim yapıyor? İçerideki Yiğit yapıyor. Kim yapıyor? Efendim işte diğer program yapan arkadaşlar yapıyor. Kim yapıyor bu? Devlet de böyle. 86 milyon nüfusun 4 milyonunu ayırmışız. Demişiz ki sen kardeşim bizim işimizi gör. Sen hemşire ol, sen doktor ol, sen mühendis ol, sen subay ol, sen polis ol, sen bilmem ne ol, şu ol bu ol. Bu insanların kafası laik değilse senin devletin laik falan olmaz. Laik olmayan devlet demokratik olamaz. Dünyada 1 milyon cumhuriyet var. İran'da cumhuriyet, Afganistan'da cumhuriyet. Hepsi cumhuriyet. Hangisi doğru dürüst demokratik cumhuriyet? Laik olanlar ancak. Ve ancak laik cumhuriyetlerde bilimsel gelişme oluyor, sanatta özgürleşme oluyor. Onun için bizim cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmamız değil, cumhuriyeti yeniden laiklikle buluşturmamız lazım. Ancak o zaman demokratik bir cumhuriyete kavuşabileceğiz. Cumhuriyetimiz, bakın Mustafa Kemal cumhuriyetçiliği demokratlık olarak tanımlıyor. Kemalizmin 6 ilkesi var ya, işte anti-emperyalist ve tam bağımsız olmak, onu yani cumhuriyetçilik. Nedir cumhuriyetçilik? Halkın halk tarafından seçtiği temsilciler ve anayasal kurumlarıyla yönetilmesi. Demokrasi. Başka halkçılık. Halkın katmanları arasında fark gözetmemek, hiçbir aileye, zümreye ayrıcalık tanımamak, milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımı doğrultusunda kültür ve coğrafya milliyetçiliği, kan ve ırk milliyetçiliği değil. Başka devletçilik, özel sektör, Nuri Demirağ'ın özel şirketiyle devlet şirketini bir araya getirip uçak üretmek. Başka devrimcilik, dünya sürekli değişiyor, bu değişime ayak uyduracak akıl ve bilimi kullanan bir anlayış ve laiklik. Bütün bunların Cumhuriyet Kubbesi'nin çatısı laiklik Fatih. Çatısının kubbenin, o kubbenin kilit taşı laiklik. Çektin mi o kubbenin altında hepimiz kalırız kardeşim. Onun için şimdi bununla boğuşuyorlar. Bakın inanın deminden beri konuştum. Peki Millet İttifakı'nın ortak mütabakat metninde laiklik var mı?
Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni 28 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. 1 Mart 2022 tarihinde biz gazetelere tam sayfa ilan vererek orada gördüğümüz eksiklikleri söyledik. En son yayınladıkları 2000 küsur maddelik o 200 küsur sayfalık böyle kalın bir kitapçıkta da baktık. Evet, laiklikten söz ediyorlar ama bizim arzu ettiğimiz düzeyde değil. Bakın, bunu şunun için önemsiyorum sevgili arkadaşlar. Yıllardır Türkiye'de kültür emperyalizminin yarattığı bir ne diyelim, bir kakafoni var. Şöyle bakın, Kemalizm öcü, Kemalizm faşistliktir, Kemalizm ırkçıdır, Kemalizm kan içicidir diyen bir takım adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kemalizm, Kemalizm demin anlattıklarım. Kemalizm 1935 9 Mayıs günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. kurultayında Mustafa Kemal'in bizzat ifadesi şu: bizim 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar yaptıklarımız, yapmakta olduklarımız, geleceğe dair tasavvurlarımız ve devrimlerimizin esası Kemalizm prensipleridir diyor. Nedir o? İşte demin dediklerim. Yani şimdi Kemalizm tukaka. Bakın, bütün ben 68 kuşağıyım Fatih Ertürk. Leninizm, Marksizm, Engel, yok efendim Maoizm, Troçkizm, Titoizm, Kıytırık Arnavutlu'nun Enver Hocası, ne kadar izin varsa ezberledik kardeşim. Kemalizm unutun. Gardırop Atatürkçülüğü şu. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk dünyanın gördüğü en büyük devrimci. Demin söyledim. 600 yıl boyunca kendi alfabesinden mahrum bırakılmış bir halkı sadece bir 10 yıl içinde %3'ten %30-10'daki okur yazar oranına çıkaran ve soldan sağdan sola yazmaya zorlanmış bir insan, halka sağdan soldan sağa yazmayı öğreten bir dil bilimci, bir tarih bilimci. Yahu bu coğrafyada yaşayan insanların coğrafya bilinci yok be. Osmanlı'nın kaptanı deryası İngiltere nereden gelip de bize hücum edecek diyor. İnebahtı'da donanma yakalınca vay anasını bakıyor. Adamın dünya haritası hakkında fikri yok. Ama Piri Reis 500 yıl önce harita yapmış, Osmanlı'nın haberi yok. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bilimden ve şeyden kopmuş. Biz Osmanlı'da en güçlü olduğunu zannettiğimiz Kanuni Sultan Süleyman döneminde akıldan bilimden kopmuşuz hocam. Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566. 1517'de Luther, Lüttenberg Kilisesi'nin duvarına protest metnini asmış. Avrupa'da 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları kan gövdeyi götürmüş. Niye? Bu diyor Katolik Kilisesi'nin dağıttığı endülcans kağıtları geçerli değildir kardeşim. Cennetten tapu olmaz diyor. Adamın dediği bu. O da bir Katolik papaz. Aforoz ediliyor bilmem mi. Avrupa bunlarla uğraşırken biz, ya arkadaş, Katip Celebi'nin dünyanın ikinci büyük rasathanesini meleklerin bacaklarını dikizliyorlar diye 3. Murat'a donanmanın top ateşiyle yıktırıyoruz ya. 2022 yılının TÜBİTAK ödüllerinin birinci sıradaki şeyini söyleyeyim mi? Efendim? 2022 yılı TÜBİTAK bilim ödülü. Birinci sırada ne var? 3 tane fasulye yetiştiriyorlar. Birine Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim okunan fasulyenin diğerlerinden daha çabuk büyüdüğü karara varılıyor ve onlara TÜBİTAK bilim ödülü veriliyor. İşte tam da bunu anlatıyorum. Sevgili Fatih Ertürk, bakın buna inanmak, işte Ay'a 4 şerit yol yapsak inanırlar bizim seçmenimiz diyen anlayışın TÜBİTAK'ça tercümesi. Şimdi siz eğer Kur'an okunarak fasulyenin daha iyi büyüdüğüne inanırsanız, o zaman yağmur duasıyla yağmurun yağacağına da inanırsınız. O zaman bir türlü çözemezsiniz. Ulan bu duanın en çok okunduğu Suudi Arabistan kuraklıktan geberirken nasıl oluyor da Almanya yemyeşil oluyor? Nasıl oluyor da İngiltere'ye günde şu kadar yağmur düşüyor? Ha? Şimdi bakın, dünya bir doğa sistemi içinde yaşamını sürdürüyor. Milyarlarca yıldır sürdürüyor sevgili Fatih Ertuğ. Biz insan nesli olarak şu dünyada 200 küsur bin yıldır yaşıyoruz. 200 küsur bin yılda insanlar önce 4 ayaklı yürümüşler, sonra 2 ayaklar üzerine dikilmişler. İlk insanlarda 48 tane diş var kardeşim, bu kadar çene. Niye? Çünkü ağaçtan meyve koparıyor ve ağaç kabuğu yiyor. Ondan sonra taşları kullanmaya başlamış, hayvanları avlamış, çiğ et yediği için gene.
Sonra ateşi bulmuş, pişmiş et, pişmiş sebze yiyince o kadar dişe ihtiyaç olmadığı için evrim gelmiş bugün 32 diş diyoruz. Değil. 20 yaş dişleri önümüzdeki nesillerde bitecek, 28'e inecek diş sayısı. Kardeşim, insan oğlu bir tabiat varlığı. Doğanın içinde ona göre evriliyor. İlk insan çıplak gezdiği için vücudu kıllarla kaplı. Yıllar içinde örtünmeyi öğrendiği için vücut kıllarına gerek kalmamış. Ya sevgili kardeşim, Allah aşkına biraz bilimle... Lan, ya arkadaş, her şeye aykırı bunlar ya. Kur'an okuduk, fasulye hızlı büyüdü. İyi o zaman, gidin bütün fasulye tarlalarına günde 5 vakit hatim indirin. Hadi bakalım fasulyeden zengin olun. Nasıl iş bu ya? Nasıl bir anlayış bu? İşte uydurulmuş din dediğim tam olarak bu. Bunun gerçek İslam, Kur'an'da 6666 ayet var. 132 sure var. 33 cüz var. Bir yerde göstersinler kardeşim. Kur'an okumakla bitkiler daha hızlı büyür diye. Ya da Hazreti Peygamber'in bir tane sahih hadisini göster. Yok böyle bir şey. Bunları uyduruyor. Adam kalkıyor cehennemde yanmayan terlik satıyor be. Bu kadar, bu göbeğine kadar sakal. Bu adamlar kanaat önderi diye televizyonlarda konuşturuluyor. Bunlardan biri kalkıyor diyor ki hamile kadının sokağa çıkması haramdır diyor. Haramdır diyor ya. Öbürü diyor nişanlıyken birbirinin işte tesettür yerlerine fikir edinmek için bakabilirsiniz. Adamların başka bir şeye kafası çalışmıyor ki. Yok ananın dizinden uylandın, yok kızının bilmem. Ya gerçekten samimi söylüyorum. Ya İslam bu mu kardeşim? 6666 ayetin İslam'ın 5 şartı ile ilgili 132 ayet var. Geri kalan 6500 ayet dürüst insan olmakla, haram yememekle, beytülmale el uzatmamakla, yoksulun ve düşkünün yardımına koşmakla, yalan söylememekle, hırsızlık yapmamakla. Daha sayayım mı? Bunların hepsini unutmuşlar. Vay anam, saçının teli göründü, yürü. Şimdi bak, bu kafa 50 yıl, 70 yıldır bu milletin başına bela. Osmanlı'yı bu kafa batırdı. O Fatih Sultan, yani 1299'da kurulup 1363'te Sırp sındığıyla Balkanlarda tutunan, sonra işte sırasıyla 5 savaştır onlar, Sırp sındığı, 1. Kosova, Nibolu, 2. Kosova ve Varna ve 2. Kosova, o 5 savaş. Arkasından 1453'te İstanbul'un fethiyle bir cihan imparatorluğuna dönen o güzelim devleti 300 yıl içinde akıldan ve bilimden koptuğu için, Lazali İslam'ına mahkum olduğu için mahvettiler ve vallahi. Şimdi aynı bela Türkiye Cumhuriyeti'nin başında ve bu önümüzdeki seçim, inanın bana, bizim anlayışımızın Taliban anlayışıyla farkı yoktur diyenlerle bizim bilimden başka hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir diyenlerin seçimi. Öyle şampanya içenlerle bilmem alnı bilmem nelerin seçimi değil kardeşim. Tekrar söylüyorum. Taliban zihniyetiyle hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyenlerin seçimidir. Ve ben özellikle kadınla yurttaşlarımıza sesleniyorum. Özellikle kadın yurttaşlarımıza. Evet, şimdi ara vereceğiz. Önce bir defa Bülent Yücetürk arkadaşımı saygıyla selamlıyorum. Başlarken söylediği güzel sözler için teşekkür ediyor. Aynı duyguları paylaştığımı arz ediyorum. Sonra son benzetmesini doğru buluyorum. Yani Kemal Bey'in değişik düşünceleri bir araya getirmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleye başlarken yaklaşık 19 ay, 6 ay İstanbul, sonra da 19 ay Anadolu'da binlerce görüşme yapıyor. Öyle bir anda Samsun'a çıkıp da düşün peşime atalım düşmanı yok. Ne yapıyor? İşte İstanbul'da 300'ün üzerinde görüşmesi var. 3 defa Vahdettin'le, birkaç defa Damat Ferit'le, Genelkurmay'la, şunla bunla. Anadolu'ya geçtikten sonra da Kürt aşiret önderlerinden Alevi dedelerine, Hacı Bektaş'a biliyorsunuz. Tekke erenlerinden Mevlevi çelebilerine, Torosların Yörük beylerinden Anadolu'nun Türkmen beylerine, eşraftan sığırtmaca, esnaftan çiftçiye, kim varsa herkesle görüşüyor. Amaç ne? Kongreler sürecini hazırlamak ve milletin azim ve kararını harekete geçirmek. Bunun için de
56 kişiyle toplanan bir Erzurum Kongresi, 31 kişiyle açılan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi. Arkasından 359 mebustan sadece 115'inin gelip katılabildiği Büyük Millet Meclisi açılışı. O Büyük Millet Meclisi'nde Sarıklı Hoca da var, Alevi dedesi de var. Tunceli aşiret önderi Diyap Ağa da var. Efendim Tekkeereri de var. Sorbon'da tahsil görmüş hukukçu da var. Mühendis de var. Var oğlu var. Ancak bir şey var. Mustafa Kemal bu sürecin hiçbir anında ana hedef olan anti-emperyalist, tam bağımsız, anasırı unsur olarak Türk milletine dayanan bağımsız bir cumhuriyet kurma fikrine ne bir alternatif fikri kabul ediyor, ne de daha Amasya tahmininde, yani Haziran 1919'da söylediği milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır lafına, ki bu aslında laik cumhuriyetin özüdür. Laiklik fikrine asla ve asla karşı bir fikri kabul etmiyor. Dolayısıyla burada Kemal Bey'in bu her görüşü bir araya getirirken ki sevgili Bülent Yücetürk'ün işaret ettiği evet benziyor. Umarım uygulamada da bu ana fikirden sapmalara izin verilmez. Bu bir. İki, şimdi işte uçum muydu neydi o danışman? Efendim muhalefet kazanırsa tam bağımsızlık zedelenirmiş. Dinlemek ister misiniz? Hayır, hiç dinlemeye gerek yok. Ben dinledim. Bak bir şey söylüyorum Fatih Ertuğrul. Tam bağımsız bir Türkiye'den bahsediyor arkadaş. Kim bu? Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı. Türkiye tam bağımsızmış. Yani 36 Mehmetçiği, 36 Kınalı Kuzusu İdlib'de Rus ve Suriye uçaklarının bombalarıyla katledildikten sonra gidip Kremlin kapısında 2 dakika 38 saniye bekleyen bir anlayışın tam bağımsız Türkiye'yi simgelediğini söylüyor. Başka? Anti-emperyalistmiş. Siz şimdi anti-emperyalist ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e, herhangi bir Amerikan başkanının aptallık etme, otur oturduğun yerde diye mektup yazabileceğini rüyanızda görseniz hayra yorar mısınız? Anti-emperyalistmiş. Yani bu arkadaşlar adeta olmayan gerçekliklerle algı yaratmaya çalışıyorlar. Yani şunu yaratıyorlar. Daha dün iki ayyaş dediği Atatürk'ün izinde, Atatürk'ün izinde, onun istikbal göklerdedir hedefine yönelmiş anti-emperyalist, tam bağımsız Türkiye'den yana bir iktidar hayali çizmeye çalışıyorlar. Bu bir yanılsama sevgili milletimiz. Bu tam bir Göbels mantığı. Yalanı ne kadar büyük atarsan inanın o kadar çok olur mantığı. Şimdi Süleyman Soylu'nun darbe lafı da buna, işte şeyin Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp bu millet Kandil'le, Kandil'in işte müzahiretiyle veya işte Kandil'in yardımıyla seçilen Cumhurbaşkanı'na bu millet asla Cumhurbaşkanı teslim etmez falan, böyle nereden baksan korku yaymaya dönük, bilmem neye dönük arayışlar. Şimdi 99 depremiyle ilgili bir şey söylediniz az önce. Sevgili Bülent Yücetürk söyledi galiba. İşte Tayyip Erdoğan 99 depremindeki beceriksizliği görüyorsunuz. Merhum Bülent Ecevit başbakandı o zaman. Ben 99 depreminde Konya'dan bir grup doktor arkadaşımla 18 Ağustos sabahı Gölcük'teydik kardeşim. Arabalarımızla gittik. Gölcük Tabip Odası'nın Kocaeli Tabip Odası'nın görevlendirmesiyle de Gölcük'te ve Yalova'da 15 gün görev yaptık. 18 Ağustos 1999 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri her enkazın başındaydı ve o depremde 10.287 depremzedeyi enkazdan sağ olarak çıkar Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu defa sadece 300 kişiyi çıkarabilirler. Çünkü 3 gün bu beyler askeri deprem bölgesine sokmadılar. Onun için böyle kelime oyunlarıyla bilmem nelerle milletin hafızasıyla alay edip insanları da salak yerine koymaya kalkmasın kimse. 99 depreminde devlet dimdik ayaktaydı. 2023 6 Şubat depremlerinden sonra devlet 2 gün, 3 gün
oradaki depremzedeleri sahipsiz bıraktı ve sizin de memleketiniz olan Hatay'da ben gittim 11 ili 23 ilçeyi tam 10 gün dolaştım. İnsanlar bağıra bağıra enkazda soğuktan donarak öldü kardeşim. Ve bugün gelen bir haber söyleyeyim. Bugün gelen Rize Pazar Atatürk'ü Düşünce Derneği Başkanımızın haberi. Deprem bölgesinde 300 bin insana ulaşılamadığı konusunda bir haber paylaşılıyormuş. Şimdi sevgili Fatih Ertürk, bakın 21 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz ya. 99 depremi olalı 24 sene olmuş kardeşim. Geçen 24 yılın 21 yılında siz iktidarsınız. Ne yaptınız kardeşim? 7 defa imar affıyla binlerce, on binlerce binaya, çürük binaya insanları soktunuz ve bu depremde o ölen insanların vebali sizin üzerinizdedir. Bakın şimdi Rize Yusuf elinden bir arkadaşın kısa bir notunu okuyayım size. Buyurun. Değerli başkanım, Artvin'de bir kahvehanede 20 kişi Flash TV, Flash Haber TV'yi izliyoruz. Çok güzel. Yusuf Eli'nin viyadük köprüsü yapılmadı. O kadar zor durumdayız. Yolumuz o kadar uzadı ki bu köprü yüzünden 30 kilometre fazla yoldan gidip geliyoruz yıllardır. Ne olur dile getirin, sürünüyoruz diyor. Adını da verebilirim. Ya Artvin Yusuf Eli'nde Allah aşkına 20 yıldır bir köprü yapamayan bir devletin tam bağımsız olsa ne olur? Anti-emperyalist olsa ne olur, halkçı olsa ne olur, yerli olsa ne olur, milliyetçi olsa ne olur Fatih Ertürk. Karşımızda bütün kavramların içini boşaltıp bizi aptal yerine koyan bir anlayış var ya. Başkanım bir de Kadir Topbaş da rahmetli şeyli Yusuf Elili. 21 yıldır iktidarda. Yani 21 yıllık bir iktidar. Yusuf Eli'nde bir köprü yapamamış adamcağız gecenin bu saatinde televizyonda gördüğü bir ADD başkanına mesaj atıyor. Ne olur dile getir başkanım. Burada bizi dile getirirsek. Ben de buradan şimdi sevgili Bülent Cüzdet Türk'e, sevgili parti meclis üyesi Yaşar Seyman vasıtasıyla yeni inşallah 14'ünden sonra göreve gelecek iktidara duyurmuş olayım. İlk iş şu Yusuf Eli Köprüsü'nü yapın da şu insancıkları bu perişanlıktan kurtarın kardeşim. 21 yıldır yapmamışlar ya. Ya arkadaş, yani az önce Berhan söyledi değil mi? Bir porsiyon menemenin 115 lira olduğu, asgari ücretin 8500 lira olduğu, açlık sınırının 10.230 lira olduğu, yoksulluk sınırının 30 bin lirayı aştığı, ortalama memur bağışının 14-15 bin lira olduğu bir ülkeden söz ediyor. Gram altının çeyreğe çıkmış kardeşim. Gram altının çeyreği çıkmış. Düşünebiliyor musun Fatih? Ya bu ülke, ben bu milletin, Anadolu insanının kültürünü tahrip ediyorlar be. Anadolu insanının kültürü nedir? Ben 43 senedir Konya'dayım. 30 yıl hekimlik yaptım, muayenehane vardı. Bizim hastamız gelir, ameliyatını yaptırır. Doktorum harman sonu getireyim, gider. Harman sonu getireyim, gider. Harman sonu da ne biliyor musun? Çiftçi harmanını kaldırır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğdayını teslim eder, parasını alır. O kışın yaptırdığı ameliyatın parasını da öder. Kızını evlendirecekse evlendirir, oğlunu evlendirecekse evlendirir. Gider bir düğüne gidecekse altın alır takar. Lan arkadaş, ülkeye bak ya. Ya şaka gibi arkadaş ya. Gram altının çeyreğe çıkmış ya. Ya bir gram altın, ya ciddi söylüyorum ya. Bu adamlar iktidara geldiğinde çeyrek altın alınan paraya bir kilo soğan anlamıyor be. Ne konuşuyorsunuz ya? Çeyrek altın 23 lira bunlar iktidara geldiğinde. Şu anda soğanın kilosu 30 lira. Ondan sonra kalkmış togun olmaz soğanın bilmem ne. Soğan tane alınıyor. Ne togu lan? Ne togu? 1961'de devrim otomobilini yapmış bir ülkeden söz ediyoruz kardeşim. Şimdi İtalyan Paninfarina'nın Roger'i, Bosch'un bilmem nesi, Çin'in bataryası, şuyun bu. Bak sevgili Fatih Ertürk. İnsanları bir süre için kandırabilirsiniz. Birkaç kişiyi her zaman kandırabilirsiniz ama bir milleti uzun zaman yani süresiz kandıramazsınız. Böyle bir şeyin örneği yok dünyada. Ama 21 sene yaptılar. Olabilir ama bakın her şeyin bir sorunu. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Ben bu millet çok aziz bir millet. Bak. Bence. Bu millet 600 yıllık Osmanlı Hanedan Halife Padişah'ın değil,
38 yaşında Sarı Paşa'nın peşinden gitmeyi bildiyse, doğru önderliği önüne koyduğun zaman, doğru kadroyu önüne koyduğun zaman, doğru yol haritasını önüne koyduğun zaman, doğruyu seçecek ferasete sahiptir. Eksikliği hiç başka yerde aramaya lüzum yok. Hiç millete bühtan etmeye de gerek yok. Hata ne varsa bizimdir. Bizimdir derken, bugüne kadar milleti ikna edemediğimiz için bu yönetime mahkum bıraktınız. Bakın sevgili Fatih Ertürk, Allah aşkına ya, seçime 10 gün kala, ya arkadaş bir sene önce Karadeniz'de bulunan doğalgazı getirdik boruyla koyduk diyor adam ya. Ya biz Bakü Ceyhan boru hattını karada denizde de değil 3 yılda döşedik be. Nasıl oluyor da 6 ay içinde siz denizin altından boru hattı döşeyip de gaz getiriyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz bizimle siz ya? Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Gaz geldi. Hemen birdenbire Gabar Dağı'nda da bilmem ne bulduk. Petrol bulmuşlar. Ondan sonra bak dikkat et, bir hafta içinde arkadaş bir jet uçağı yaptık. Bilmem ne helikopteri yaptık. Atak 1 yaptık. Atak 2 yaptık. Atak 3'e geçtik. Yok efendim önce 6 ay tankı yaptık. Önce uçak gemisi dediler. Çıkarma gemisi olduğu anlaşılınca şimdi İHA-SİHA gemisi dediler. Bir şey. Ya arkadaş bütün bunları siz 21 senedir yapamadığınız şeyi seçime 20 gün kala nasıl becerdiniz ya, bir anda ortalığa çıkıyor. Her gün bir yerde açılmış. En son profil resmini değiştirmiş arkadaş. Pilot üniformasıyla poz veriyor. Şimdi bütün bunlar algı. Gerçek ne? Gerçek şu. Gençlerimizin %72'si yurt dışına gitmek için yol arıyor. Türk gençleri. 1923'te kurulan Cumhuriyet binlerce Türk gencini yurt dışına eğitime gönderdi. Biri bile orada kalmadı. Hepsi geldi bu ülkeye hizmet etti. Şimdi bizim pırıl pırıl gençlerimiz her 100 gencin 72'si nasıl yurt dışına gideriz arıyor. Başka? İşsizlik yakıcı boyutta. Artık iş aramaktan vazgeçenleri çıktıkları zaman %10,1 işsizlik var. Fatih Ertürk, genç işsizlik %24. Üniversite mezunları arasında işsizlik 3/4 gelmiş. Şimdi bak, bütün bunlar gerçekler. Eğitim sisteminiz felç olmuş. Sizin çocuklarınız dünya çocuklarıyla yarışabilecekleri bilgiyle donatılmıyor. İnsanlar evlatlarını gönderebilecekleri okul bulamamaktan dolayı perişan. Üniversite kapılarına dizilmiş insanlar, 203 tane üniversitem var, yarısı vakıf üniversitesi, merdiven altı üniversiteler kurmuşsun, bir takım adamlara doçent profesör ünvanı dağıtıp duruyorsun. O dağıttığın ünvanlardan biri de çıkıyor diyor ki, hadi o ahlaksızın söylediğini söyleyip de şimdi bu programın mehabetini bozmayayım. Yani kim olduğunu biliyorsunuz. Bitiriyoruz, son sözünüz var. Son sözümü söyleyeyim. Çare yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Çare yeniden Atatürk'ün akıl ve bilim yolu. Çare yeniden kadını hayatın merkezine alan insan bakışı. Sevgili Fatih Ertürk, inanın bana, sadece ve sadece tek bir yolumuz var. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne dönmek. Teşekkür ederim.